أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 83. ayetindeyiz. Estaizu billah. Üçüncü ayet Nisa suresi. Ve izâ câ'ahum ve onlara geldiğinde emrun bir konu minel emni güvenliğe dair avil havfi yahut korkuya dair eza'u bihi bunu yayarlar, yayınlarlar, ifşa ederler. Eza'u kelimesini kullandığına göre Cenab-ı Hak sanki tellal tutup yaymışlar gibi. Yani böyle farkında olmadan sağda solda söylemek değil. Bunu bilinçli bir şekilde yayıyorlar etrafa. Kasıtlı bir şekilde yayıyorlar. Neden yayıyorlar bunu? Cenab-ı Hak maksadını açık etmemiş burada ama yukarıda Hazreti Peygamber bir şey söylediğinde gayrısını planlayanlar herhalde bu gelen malumatı da olumlu yönde yaymıyorlardır. Veya olumlu maksatlarla yaymıyorlardır. Bundan diyelim ki haber geldi, düşman çok büyük hazırlık yapmış vesaire, korku dolu bir haber geldi. Bu haberi karşı taraf bilinçli olarak da tazikliyor, salıyor olabilir el altından. Bunlar da onların propagandacısı konumuna düşüyorlar toplumda. Ya savaşa gidiyoruz ama haberiniz var mı? Yani öyle korkmamız gerekir. اِنَّ النَّاسَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İnsanlar sizin için toplamışlar toplayabildikleri kadar. Güç, kuvvet, insan toplamışlar. فَخْشَوْهُمْ Korkun onlardan diye birileri söylüyordu ya okuduğumuz ayette. Onları söyleyenler gelen o korkuya dair duyumu toplum içinde yayanlar herhalde böyle kimseler olsa gerek. اَذَاعُوا بِهِ Bunu yayıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ Öyle yapmasalar da, sorumlu davransalardı, bu gelen malumatı gelip elçiye, اِلَى الرَّسُولِ elçiye döndürseler, burada dikkatimizi çeken bir ifade var. رَدُّهُ Bunu yukarıda da gördük. فَرُدُّهُ وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir konuda nizah ederseniz Allah'a ve elçisine döndürün. Yani asli merciye döndürün. Esas konuyu değerlendirme ve hüküm, o konuda bağlayıcı bir hüküm çıkarma yetkisine sahip olan Allah ve onun adına ondan gelen mesajları kullarına paylaşan elçisi. Orada gördük, burada şimdi aynı kelimeyi görüyoruz. وَلَوْ رَدُّهُ Döndürselerdi o meseleyi, diyecekler ki bizim bu konuda yetkimiz yok. Şimdi bu gelen malumat bunu millet duyarsa insanları etkiler yani veya etkilemez her neyse. Ama bu kritik bir konu, bir haber. Toplumun üzerinde bunun şeyi olabilir, etkisi olabilir. Dahası bu haberi belki de aslı yok. Birileri içeriye enjekte etti belki bu haberi. Biz niye onların şeyi olalım, aracı olalım? Her neyse bunun ne idüğünü değerlendirip sonuca bağlayacak ve bunun gereğini yapacak olan kimdir?
elçidir. Başımızda bulunan elçi. Cenab-ı Hak onunla da sınırlamamış. وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ Ve kendilerinden olan emir sahiplerine. Demek ki bizim demin geri gittik ya ruddu kelimesinden ötürü. O gidişimiz demek çok yersiz değil. Bakın bir ifade daha yukarıyla benzeşti. Elçi ve onlardan olan emir sahipleri. وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ Ve kendilerinden olan emir sahipleri. Eğer elçiyle sınırlı olsaydı burada, biz bugün için elçiye nasıl götüreceğiz? Ama Cenab-ı Hak elçiyi ve kendilerinden olan emir sahiplerini, o gün var mıydı? Vardı kendilerinden olan emir sahipleri. Parça parça sağda solda Hazreti Peygamber başlarına kendilerinden emir sahipleri atıyordu, emirler atıyordu. Dolayısıyla böyle yapsalardı, bilgi geldi. Bu güvenliğe dair de olabilir, korkuya dair de olabilir. Çünkü her ikisi de tuzak olabilir. Adamlar içeriye haber salarlar ki düşman gitti, gelmiyor, rahat olun. Bu güvenliğe dair bir haber. Bunlar da bunu yayıp karşı ordu çıkmaktan vazgeçmiş. Toplanamamışlar aleyhimizde. Rahat olun deyip bu haberi içeri salıp ani baskın yapabilirler. Bu da aynı şekilde elçinin ve emir sahiplerinin iyice değerlendirmeleri gereken bir konu. Bu bilgi bize geliyor, kimden geliyor? İnca'akum fasikun bi nebe'in fetebeyyenu an tusibu kavmen bi cehale. Bir fasık size bir haber getirdi mi? Onu araştırın, inceleyin, değerlendirin. Bir yanlışlığa yol açmasın diyor Cenab-ı Hak ayette. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri yapacak olan emir sahipleri, yöneticiler ve o gün için hepsinin başında olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir malumat geldi mi, ister güvenliğe dair olsun, sadece korkuya dair olunca haber vereyim, tehlikeli. Ama güvenliğe dair bir haber, buna haber vermeyeyim. Nasıl olsa iyi bir haber bu dememek lazım. Çünkü onun da tehlikeli boyutu olabilir. O yüzden Cenab-ı Hak ikisini birlikte almış. اِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ Güvenliğe dair yahut korkuya dair. Bu sıralamayı da yorumlayacak olursak, nasıl yorumlarını bilmiyorum. Ama böyle de bir sıralama var. Allah güvenliği ve korkuyu, yani esenliği ve tehlikeyi ve buna dair bilgiyi zikrederken ayette güvenliği öncelemiş. اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ Güvenliğe dair bir konu yahut korkuya dair bir konu geldiğinde onu yayarlar. Sorumsuz davranırlar. Ve buradan yine gelen bu bilgiler üzerinden o kurdukları planlar çerçevesinde bir şeyler umarlar demek olur. وَلَوْ رَدُّوهُ Halbuki bunu geri döndürselerdi. اِلَى الرَّسُولِ elçiye. Sahabeden miydi? Herhalde sahabedendi. Ben adını hatırlamıyorum ama sanıyorum İran'ın fethiyle alakalı. Onu da yanılıyor olabilirim. Bilgiyi Medine'ye, Hazreti Ömer'e getiren zat geldiğinde Hazreti Ömer'i bulamamış. Vakitte öğlen vakti, sıcağın hakim olduğu bir vakit, herhalde istirahate çekilmiş, uyuyordur herhalde diyerek de evine de gitmemiş. Mescide gitmiş, mescitte insanlar yoldan gelmiş, yabancı nereden geldiğini de kestiriyorlardır az çok çünkü o orduya dahil olduğunu biliyorlar. Soruyorlar tabii ne oldu falan, o da bilgi güzel, fetih gerçekleşti, savaşta Allah müminleri muzaffer eyledi diye söylemiş. Dolayısıyla haber oradan böyle ateşin barutu izlediği gibi haber hızlı bir şekilde Hazreti Ömer'e ulaşmış. O da gelmiş bunu almış karşısına. Demiş şu anda tam ne dediğini hatırlamıyorum. İfadelerini tam hatırlamıyorum rivayetteki ama yani diyor sen diyor çok ağır ifadeler vardı böyle söylemen gerekene değil de başkalarına söylüyorsun gibi. O da demiş ki ey müminlerin emiri yani sizi bulamadım, doğrudan size geldim, mescide geldim, bulamadım. Öğlen vakti işte istirahate çekilmişsinizdir, uyuyorsunuzdur diye de mescide vardım ve mescide bekledim. Mescittekiler de beni öyle böyle konuşturdular. O da demiş ki, Hazreti Ömer'in ifadesini de vaktiyle ezberebilirdim, şimdi unuttum. Vay o Ömer'in haline diyor, vay vay vay. Ömer uyuyacak da, efendime söyleyeyim yani. Biz diyor, yani
insanların işinden gündüz uykuya yer bulamıyoruz. Allah'ın işinden de gece uykuya yer bulamıyoruz gibi bir cümlesi var orada. O yüzden kimi raviler, kimi rivayetlerde Hazreti Ömer'in hilafetinden sonra doğru düz uyuyamadığını, yani şu uzanıp bir yatmaya fırsat bulamadığını, çoğunlukla sağa sola dayanarak, yaslanarak vesaire dinlendiğine dair menkıbelerinde geçer. Orada da öyle söylemiş ona. Ömer uyuyacak da demiş. Milletin işinden gündüz uyku bulamıyor, uykuya fırsat bulamıyor. Gecede Hakk'a yönelmekten, Cenab-ı Hakk'a ibadetten uykuya doğru düzgün fırsat bulamıyor. Gelseydin eve anlamında. Niye hatırladım bunu? Orada da güzel bir bilgi var. Savaşta galip gelmişler. Güvenliğe dair bir bilgi. Çünkü İranlılar yenerse ne olur? Koca İran imparatorluğu. Değil mi? Birisine indiriyorlar ya hocam. Hı hı. Hatta komutanları diyor Hazreti Ömer'e geçmek istiyorlar. Sonra Hasan Bey'in vakas geçiyor. Kadisiye'den. Hatta Kadisiye'yi kastediyorsun. Kritik olaylar oluyor. Koskoca zamanın süper gücü. Ama büyük bir muzafferiyet. Demek ki şey görmedi. O esnada veya yanıldı. O zatı kastetmiyorum ama aklıma öyle geldi. Bilgiyi bu türden korkuya dair yahut emniyete dair bilgiyi, güvenliğe dair bilgiyi, güvenlikle alakalı konuları doğrudan toplumu yöneten, toplumun savunmasından, ondan sonra emniyetinden sorumlu kimselere ulaştırmayı, Cenab-ı Hak münafıkları konu ederken, onların sorumsuzluklarını anlatırken bir yandan da bize bu tür konularda nasıl davranacağımızı öğretiyor esasında. وَلَوْ رَدُّهُ döndürselerdi asli sorumlu kişiye, yani elçiye ve kendilerinden olan emir sahiplerine bu konuyu götürselerdi sağa sola yaymadan. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ onlardan, yani emir sahiplerinden onu, yani o malumatı, o bilgiyi değerlendirebilecek, ondaki manayı, ondaki mesajı, onun hakikatini istinbat edecek, oradaki esas durumu değerlendirebilecek kimseler diyor Cenab-ı Hak, ilmederlerdi, onu anlarlardı. Onlara götürselerdi, demek ki bir vaka olmuş, onu yaymışlar, sonuç olumsuz gelişmiş. Cenab-ı Hak da diyor ki bunu elçiye yahut emir sahiplerine götürselerdi, onlardan, onların da tümünü söylemiyor, onlardan yani o emir sahiplerinden bazıları buradaki durumu ortaya çıkarlardı. Muhtemelen toplanırlardı, incelerlerdi, içlerinden bazıları derlerdi ki bu gelen malumat şuna matuf olabilir, bizi korkutmaya yönelik yahut bizi rahatlatmaya yönelik olabilir. Bunu araştırırlardı, kendi istihbaratlarıyla birlikte değerlendirip sonuca giderlerdi. Ve o sonuca göre toplumu, kendi toplumlarını ya savaşa hazırlar yahut rahatınıza bakın deyip gevşetebilirlerdi. Ama bu onlara götürülerek sonuçlandırılması gereken bir süreç idi ama öyle yapmadılar. Ne yaptılar? اَذَاعُوا بِهِ onu yaydılar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ bu ayetle birlikte anlıyoruz ki yukarıda deminden beri gördüğümüz hususlar o gün için İslam toplumunun güvenliğiyle alakalı konular, savaşa dair konular, düşmanla ilişkili olan konular, bu etrafta cereyan ediyor. Cihada dair konular, savaşa ilişkin konular. Ayetin sonu nasıl tamamlanıyor? وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki fazla olmasaydı, وَرَحْمَتُهُ ve esirgeyişi olmasaydı, yani siz bu hususlarda kusurlar işlediniz, başka hususlarda kusurlarınız oldu, yanlışlar yapıyorsunuz. Tabii demek ki bu yanlışları iyiler de yapabiliyor, münafıklar da yapabiliyor. Kusurlu davranış sadece münafıklara özgü de olmayabilir. Çünkü Allah diyor ki Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا az hariç şeytana uyardınız. لَتَّبَعْتُمْ kesinlikle uyardınız. اَشْشَيْطَانَ şeytana اِلَّا قَلِيلًا az hariç. Yani doğru işi yapsalar bile şeytana uymak olabilir yani, yok. İnsan doğruyu yapsa, akıl sahiplerine düşünmeden böyle önemli güvenlik konularında
diyelim ki burada sorumluluğu ne? Bunu götürüp emir sahiplerine ulaştırmak. Ulaştırmadı. Kendine doğruyu yaydı. Yanlış yaptı. Birilerine şey yaptı. Yaydı. Cenab-ı Hak demek istiyor ki bu ayetin sonu itibariyle Allah sizi esirgiyor da, size merhamet ediyor da bu tür ufak tefek kusurlarınızdan ötürü sizi cezalandırmıyor. Bir, iki, Allah sizi esirgiyor, koruyor da bu tür durumlarla sizi çok karşı karşıya getirmiyor. Ya getirdiğinde size yol gösteriyor, size sorumluluk hissi veriyor da doğrusunu yapıyorsunuz. Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasa kendi başınıza bırakılsanız demektir bu. Oho, o zaman siz çok ender durumlar hariç hep şeytana uyardınız. Bu ayetin sonundaki bu ifade çok önemli. Çünkü biz bazen sıkıntılı bir durumla karşılaşıyoruz ve o esnada şeytana uyuyoruz. Yanlış yapıyoruz, günah işliyoruz. Sonra da geri dönüp baktığımızda diyoruz ki yani mesela böyle bir yanlışa ne zamandan beri düşmedim diye şöyle bir bakıyoruz. Diyelim ki bir yıldan beri düşmedim yahut 3 aydan beri yahut 1 aydan beri. Şeytan hemen yetişip diyor ki bize, ya diyor sen 1 aydır zaten bu yanlışı yapmamıştın. Bu ticarette herhangi bir şey olabilir yahut başka bir konuda herhangi bir şey olabilir. Sıfır hatayla götürecek halin yok. Sıfır sorun politikası gibi. Olur yani, 1 aydır olmadı, şimdi oldu. Bu şeytanın bize söylediği biçimiyle, ama ayetin bize söylediği biçimiyle aslında durum öyle değil, şöyle. 1 aydır Cenab-ı Hak bizi öyle bir durumla karşılaştırmadı. Korudu, esirgedi. Ondan sonra diyelim ki bu hırsızlığa yönelik bir şeyse Cenab-ı Hak o arzuyu içinden aldı. Veya hırsızlık yapabileceği uygun bir şeylerle karşılaştırmadı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 1 ay böyle bir şey yapmadı. Sonra Cenab-ı Hak onu denemek için böyle bir materyali falanca yerde uygun çalabileceği bir durumla karşı karşıya getirdi. Hemen tav oldu. Bu şu demek, her gün zaten getirseydi her gün tav olacaktı. Arzularına uyup diyelim ki işte içkiden kendisini uzaklaşmaya karar verdi. Cenab-ı Hakk'a tövbe etti. Allah koruması altına aldı bunu. Arzularını baskıladı. Etrafındaki insanları Cenab-ı Hak düzenledi. Bunu bir kontrol içerisinde 1 ay korudu. Ve dolayısıyla o koruma dolayısıyla, Cenab-ı Hakk'ın fazlı ve rahmeti dolayısıyla 1 ay içmedi. Sonra Cenab-ı Hak biraz korumayı şöyle esnetiyor. Biraz etrafına birkaç onu içkiye davet edecek muzur insan gönderiyor. Yahut onu içkiyle karşılaşacağı, yakınlaşacağı bir ortamın içine çekiyor. Tak hemen yapışıyor. Sonra da şeytan gelip diyor ki ya 1 aydır zaten içmedin. İçmemeyi 1 aydır başardın. Yani bu 1 ayda da bir kere olur yani. Hiç kusursuzluk hani Cenab-ı Hak. Halbuki Cenab-ı Hak ona dönüp diyebilir ki ben 1 aydır zaten seni koruyordum. Üzerindeki rahmetin fazlım ile koruyordum. Aynı şekilde zinayı düşünebilirsiniz. Aynı şekilde göz zinasını düşünebilirsiniz. Epey bir zaman diyelim ki adam tuttum kendimi diyor. Sonra bir salıveriyor. Ondan sonra şeytan gelip diyor ki ya epey zamandır zaten kendini tutuyorsun. Şimdi biraz bakıver. Hep sıfır, sen de sıfır götürmeye çalışıyorsun. Allah'ın sende affedeceği de bir şeyler olmalı. O şeytanın cephesinden onun seslendirdiği şey bu. Halbuki bu ayeti okuyunca benim içinde oluşan ilk duygu bu oldu. Demek ki şeytana uymadığımız dönemlerde Allah demiyor ki gayretinizle, efendime söyleyeyim, direncinizle demiyor. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa çok az hariç, bu çok azınız hariç anlamına gelebileceği gibi çok az durumlar hariç şeytana full uyardınız. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Benzeri ayetler Kur'an'da var. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e de aynı şeyi söylüyor. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. Hı? Kendisi de söylüyor. Bakalım. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ diye baksak benzeri ayetleri de görürüz. Böyle düşünebilmeyi başarsak ayetteki bize öğretilen biçimde, o zaman düştüğümüz zaman günaha Cenab-ı Hak ufak bir gevşetiyor. Hemencecik günaha sarılıyorum diye kendimizi kınamaya döneceğiz. Öteki türlü o günahtan kısa bir süre
uzak kaldığımız dönemi kendi marifetimiz saydığımız zaman hem Cenab-ı Hakk'a haksızlık ediyoruz. İşin aslı öyle değil. Cenab-ı Hak aynı çekimle, aynı ortamla karşı karşıya getirse zaten yapacağımızı az çok kestiriyoruz. Korumuş Cenab-ı Hak, aklımıza getirmemiş, gündemimizi yani iç dünyamızdaki o gündemi bir süre lokalize etmiş, muhafaza etmiş. Cenab-ı Hakk'a dönüp muhafaza ettiği için hamd edeceğimize, onu kendi marifetimiz sayıp Cenab-ı Hakk'a gösteriyoruz. Bak epey bir zamandır uzak kaldım ama şimdi bir kerecik belli periyotlarla yapmama da herhalde onlar da sen affedersin diye Cenab-ı Hak ile neredeyse böyle pazarlığa giden, Cenab-ı Hakk'a kendimizi yani bundan da daha iyisi olmaz diye beğendirmeye çalışan müstekbir bir pozisyon alıyoruz. Halbuki işin aslı öyle değilmiş. İşin aslını Kur'an'dan öğrendiğimizde, o zaman dönüp günah işlediğimizde dönüp işletmediği dönemler açısından Cenab-ı Hakk'a hamd etmeli ve sonra da ya Rabbi üzerimdeki korumanı daha bir geniş tut. Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Rabbim beni kendi başıma bir göz açayıp kapayıncaya kadar bile baş başa bırakma. İşte bıraktığında böyle oluyor. Ne olur koru diye yalvarmaya yöneliriz. Ve o da Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. Der ki kulum bildi o dönemde benim onu koruduğumu, yapmadığı dönemleri benden biliyor. Tıpkı cennetliklerin bütün amellerini Cenab-ı Hak'tan bilmeleri, fazlı ve rahmetiyle bilmeleri, muvaffakiyetlerini hep Allah'tan bilmeleri. Hazreti Peygamber'in yatarken yaptığı o duayı yine hatırladım. İn emsekteha, ruhunu teslim edecek uyurken. Vefat haliyen. Hazreti Peygamber diyor ki beni vefat ettireceksin birazdan ya Rabbi. Eğer ruhumu tutacak olursan, dolayısıyla bu bir ölüme dönüşecekse bu vefatım, ferhamha, kendi nefsi için, canı için ölmeden veya uyumadan dua ediyor. Ne olur esirge ya Rabbi ona. Kötü davranma, merhametinle karşıla vesaire. Ve in erselteha, ama geri göndereceksen tekrardan, yani uyanacaksan ben, bu sefer de uyanacağı dönem için dua ediyor. فَحْفَضْهَا بِمَا تَحْفَضُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. O zaman da geri gönderecek olursan, o zaman beni koru, salih kulları nasıl koruyorsan beni de öyle koru. Demek ki bir salih kul gördüğünde Allah'ın korumasıyla onların salih olabildiklerini biliyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beni de salih kulları nasıl korulayıp gözetiyorsan haramdan vesaire, iyi şeylerden muvaffak kılıp kötü şeylerden men ediyorsan, uzak tutuyorsan, beni de öyle koru ve muhafaza et diye dua ediyor. Önden siparişli bir şey bu. Bu yani sallallahu aleyhi ve sellem var ya hocam ya, sırf rahmetinle bizi sahipler cümlesine. Evet. Buradaki de rahmet. İşte ayetteki de bu. Yani istikamet varsa bunu Allah'tan bilmeli ve bundan ötürü hamd etmeli. İstikametten yana bir yanlışlık gerçekleştiyse bunu hemen kendimizden bilmeliyiz. Cenab-ı Hak ufak bir denemek istedi. Ufak bir şöyle üzerimdeki korumasını azıcık bir şey eksiltti, hemen günaha bulaştım yine diye. Bunu kendine bir yönelik bir kınama vesilesi yapmalı. Ve bunu yaparken de işte fantastik bir şey yapıyormuş değil, işin hakikati böyle, gerçeği böyle diye değerlendirmeli. Yusuf Aleyhisselam'a diyor ya hocam, eğer biz seni kuvvetlendirmeseydik az daha o kadına meyledecek. لَوْ لَا اَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ. Evet. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ. Ya, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ. وَلَوْ لَا فَضْلُ وَلَوْ dedik لَا يُنُطْمُسُسْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ. Kur'an'da وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ biçimindeki ayetler 6 taneymiş. İlki, demek ki dikkatimizi çekmesi doğru, ilk defa önümüze geliyormuş bu biçimiyle ayet. Nisa 83. İkincisi Nisa 113. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ. Allah'ın senin üzerindeki fazlı olmasaydı, وَرَحْمَتُهُ. Burada da aynı faz ve rahmeti ardışık anıyor Cenab-ı Hak. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكَ. Onlardan bir taife seni şaşırtmaya, yanıltmaya. Kurban hem de kelimesinde Yusuf ona kurdu, o da ona kurdu diyor diyor hocam. Yani azmetme gibi ama biraz sanki içinde başarı da saklı gibi. Yani biraz
sadece niyet değil de yani eyleme de çok yakın gibi. Yani eylemi başarmaya az niyetli. Yani çok yakınlaşırlardı başarın. Neredeyse başarırlardı yani gibi. Yani diyor ya Yusuf ona değil. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Evet. Oradaki yani onu yapmaya az ya az bir şey kalmış. Yani neredeyse eyleme dönüşecek veya kısmen eylem amareleri de yani. İçinde bir şey onu hallettiler yani. Tamam dedi. Bu iş olacak gibi bir şey. وَهَمَّ بِهَا. Ama o ifade biraz buradakinden farklı. لَوْلَا اَنْ رَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Bu öncesini mi koşulluyor yoksa sonrasını mı kestiremiyorum. Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı o da yönelecekti anlamında mı? Ama o da o ona yönel he? Kadın kurdu. Kadınınki tamam. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّتْ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ kadın ona yöneldi. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ Rabbinin burhanını görmeseydi o da ona yönelecekti. O ikisini birlikte düşünürsen Hazreti Yusuf'unki geri de kalabilir. Ama وَلَقَدْ هَمَّتْ bihi ve hemme biha kadın önünde o da ona yöneldi. İşin devamı geldi mi? Gelmedi. Laula en ra'a burhanı. Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı devamı da gelecekti gibi. Evet. Hazreti Yusuf'u da belki o hemme biha'yı biraz daha tasavvur edebiliriz. Ama uygun olan Arapçasıyla da Hazreti Yusuf'un Rabbinin burhanını gördüğü için o hemme biha'yı gerçekleştirmediği. Devamında da hocam söylüyor zaten. Hemen bize sığındı da görülmesi gerekeni gösteriyor. Evet. Evuzu diye sığınıyor Allah. Evet. Görülmesi gerekeni gösteriyor evet. Tamamen kötü. Yani. Evet. Demek ki o avaz etmeyi İnnehu Rabbi ehsene mefvai. Avaz etmeyi tam kastediyor. Yani. Tam Allah'a sığınmak. Allah'a evet. İrtica etmek. Ama daha devamında Hazreti Yusuf olayların akabinde kendisinden de bir şeyler sadır olmuş yahut olmaya yüz tutmuş bir yani orada bir problem gördüğünden mi veya nefsine yönelik güvensizliğinden mi ne diyor? O ma uberri o nefsi. Yani kendimi temize çıkarmıyorum. Ve levla fadlullahi aleyke ve rahmetuhu. Allah'ın senin üzerindeki fazlı ve rahmeti olmasaydı diyor Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak. Onlardan bir taife lehemmet taifetum en yudil minhum en yudilluk. Onlardan bir taife seni şaşırtmaya yüz tutmuştu. Yani neredeyse şaşırtacaktı diyor. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ Kendilerinden başkasını saptıramazlar, şaşırtamazlar. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ Sana da bir şekilde zarar veremezler diyor Cenab-ı Hak. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Allah senin üzerine kitabı indirdi. وَالْحِكْمَةَ ve hikmeti indirdi. وَعَلَّمَكَ ve sana öğretti. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Vaktiyle bilmediğin şeyleri. وَكَانَ فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın senin üzerindeki fazlı muazzam olmuştur. Hazreti Peygamber'e Kur'an'dan birkaç ayet seç desen, onlardan bir tanesi bu olurdu diye düşünüyorum. Bunu da, bu ayeti de yanılmıyorsam, yine bir imamın dilinden duyduğumda, bu kadar iyi anlamıştım. Yani normalde ders ortamında şurada buradansa, namazdayken ayetler daha bir açık oluyor. Daha bir ben buradayım diyor. Evet. Bu ayeti okudu böyle imam dedim ki ya Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ne diyor burada böyle? Ne hissetmiştir Hazreti Peygamber bunu okuyunca? Girişte Allah'ın fazla rahmeti üzerinde olduğu için olmasaydı seni şaşırtacaklardı. Burada Hazreti Peygamber'e yani biz korumasak sen şaşıracaksın anlamında bir Hazreti Peygamber'e düşüklük değil, Cenab-ı Hakk'ın onu ne kadar sahiplendiğine dair bir koruma var. Yani elbette ki Hazreti Peygamber'in beşeriyeti, onu tabii saydığımız için bize kulağımıza zarar vermiyor. Kulağımızı tırmalamıyor. Belki bazıları rahatsız olabilir. Ama ben ayetten Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e yönelik o muazzam korumasını, fazlını, rahmetini görüyorum. Sahiplenmesini. Sonra da diyor ki sana zarar veremezler. Ancak kendilerini şaşırtırlar. Kendilerini ancak dalalete sürüklerler. Biz sana kitabı indirdik, hikmeti indirdik. Vaktiyle bilmediğin şeyleri öğrettik. Allah'ın senin üzerindeki fazlı muazzam olmuştur. وَكَانَ فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Nur suresi... Nisa 113'tü. Nur suresi 10. ayet. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın fazlı ve üzerinizde rahmeti olmasaydı
Cevabını Cenab-ı Hak boş bırakmış. Nokta nokta nokta. Ve ennallâhe tevvâbun hakîm. Ve bir de var, pek azımız kurtulduk. Yani bir oralarda var. Burada da tahmin edersiniz demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Ve ennallâhe tevvâbun hakîm. Ve Allah Rabbiniz tevvâb olmasaydı, çokça bağışlayan olmasaydı, hakim olmasaydı, her işi hikmetle karşılayan olmasaydı, işiniz yaştı. Çıkamazdınız bu işin içinden. Nur suresi 14. ayet. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ hem dünyada hem ahirette. لَمَسَّكُمْ size dokunurdu. فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ şu içine girdiğiniz olaylarda عَذَابٌ عَظِيمٌ muazzam bir azap size dokunurdu. Dünyada azap görmeyeceğiz diyemiyoruz. Benzeri görülüyor. O yüzden yığın günah işliyoruz. Bazen diyoruz yani. Yani kıyımızdan gelip geçti gibi böyle. Azap yani geldi gelecek. Nasıl Cenab-ı Hak bu kadar sabırlı olabiliyor? Nasıl bu kadar toleranslı olabiliyor? Nasıl bu kadar bizim bu aykırılığımıza, yanlışlarımıza rağmen esirgeyici olabiliyor? Azap etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın fazlının ve rahmetinin kulları üzerindeki büyüklüğüne işaret, başka bir şey değil. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ diyor ki Cenab-ı Hak, olmasaydı üzerinizdeki fazlım ve rahmetim, muazzam bir azap size dokunurdu. Nur suresi وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ 20. ayet. Yine benzer bir ayet. Deminki وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ diye bitti. Bu وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ diye bitiyor. Niye bu kadar üzerimizdeki fazlı ve rahmeti var? Çünkü o raufmuş. Çok sevgi dolu, çok esirgeyen, çok şefkatli, çok merhametli. O yüzden bazı müfessirler diyorlar ki kestirebilsek ne kadar merhametli olduğunu, sanıyorum Hazreti Ebubekir için söylerler bunu. Lema akdama an zenbin diyor. Hiçbir günahtan geri durmazdı. Kestirebilse kul Cenab-ı Hakk'ın ne kadar rauf ve rahmetli olduğunu. Tabi bir anlatım tarzı bu. Demiyor ki o çok rahmetli, varın ne biliyorsanız yapın diye. Çünkü aynı sözün devamında وَلَوَ عَلِمَ قَدْرَ عَذَابِهِ mana üzerinden ben kuruyorum Arapçasını. لَمَا اَقْدَمَ عَلَى ذَنْبٍ bu kez de. Hiçbir günaha adım atamazdı. Bilse azabının ne kadar şerit olduğunu, ne kadar Cenab-ı Hakk'ın azap ettiğinde, ettiği takdirde ne kadar elem dolu azap edebildiğini, bu sefer de hiçbir günah adım atamazdı. Bu havf ve recai besleyen bir ifade tarzı bu. Nur suresi 21. ayet son olarak يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ bizim ayetteki gibi şeytanın izini izleme, şeytanı takip etme konusu yine burada da var. لَا تَتَّبِعُوا izlemeyin خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ şeytanın adımlarını izlemeyin. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ kim şeytanın adımlarını izlerse o ayağını kaldırıyor, biz basıyoruz. فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ o fahşayı emrediyor, taşkınlığı, fuhşu, çirkefliği emrediyor. وَالْمُنْكَرِ ve nahoş şeyleri emrediyor, marufu emretmiyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا aranızdan hiç kimse temize çıkamazdı. Yani sanmayın ki bu ayetler okunduğunda işte birileri ya hakikaten milletin durumu çok kötü falan diye bunları hep başkaları üzerinden anlatıyor. Ayetin devamında Cenab-ı Hak aranızdan hiç kimse yoktu, kalmazdı ki diyor zaten. Hepiniz öyle ya da böyle bugün yahut yarın bir şekilde şeytanın adımlarını orada yahut burada, o konuda yahut şu konuda izliyorsunuz. Allah'ın fazlı ve rahmeti dolayısıyla bazılarınız biraz korunabiliyor. Onlar da eğer akıllı kimseler ise bu korunduklarını, bu birazcık uzak durabilmelerini Allah'tan bilip bunun devamı için Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarırlar. Bir an için kendilerinden bilirlerse ertesi gün Cenab-ı Hak kaldırır hemen korumasını. Biraz gevşetiverir korumayı, kaldırır demeyelim de hemen lap diye mıknatıs gibi yine günahın peşinde ve içinde.
وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ Allah'ın sizin üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ Hiç kimse sizden temize çıkamazdı, temiz kalamazdı. Ebeden, asla, hiç ihtimal yok. İnsan iradesi hiçbir şey değil mi? He? İnsan iradesi hiçbir şey değil. İnsan iradesi bir şey ama nasıl bir şey? Günahtan korunduğu zaman bu korunmayı görüyor ya. Ya Rabbi beni korumaya devam et. Bu bir iradedir. Dua işte. Tabii ama bu bir iradedir. Bu bir yönelimdir. Çok cılız, haklısınız. Çok şey, yani günaha karşı, günahla yalın kılıç karşı karşıya geldiğinde tahammül edemiyor, hemen kapılıyor. Doğru. Ama Cenab-ı Hak onu bir dönem tövbe ettiğinde, uzak durabilmeyi ona nasip ettiğinde bunu ya Rabbi bana nasıl nasip ettiysen devam ettir diye iyi zamanında daha günahın etkisine, şehvetin etkisine, malın etkisine her neyse girmeden aklı selim iken bu duayı yapabiliyor mu? Korunmayı devam ettirmesini Cenab-ı Hak'tan dileyebiliyor mu? Bu bir şeydir. Bu bir fark yara. Fark oluşturuyor bu. Bu basit bir şey diyorsanız çok önemli bir şey, bu fark oluşturuyor. Ve inanıyorum ki cihat meydanlarında, kritik anlarda, çok zor durumlardan geçenleri ya bu imtihanı nasıl vermiş arkadaş bu diye soruyorsak o imtihanın öncesinde Cenab-ı Hakk'a benzeri durumlar için ya Rabbi beni koru demiştir. Ve o duruma geldiğinde de Cenab-ı Hak onu korumuştur yani. Tam manasıyla korumuştur. O günah normalde Cenab-ı Hak korumasa onun gibi 100 tanesini o esnada baştan çıkaracakken ama onu çıkaramamıştır. İşte Hazreti Yusuf örneğini veriyorsunuz. Biz vermiyoruz. Cenab-ı Hak söylüyor. وَهَمَّ بِهَا Çaresi yok. Yusuf da ona yönelirdi diyor Cenab-ı Hak. Ama Cenab-ı Hak ne yaptı? Bürhanını gösterdi orada ona. O bürhan ondaki cinsel taziki mi aldı, hissini aldı, neyi aldıysa veya onu çirkef mi gösterdi, ne yaptıysa. Duygular bir değişti mi o ortamdan insan çıkar. Çünkü o duyguyla alakalı bir şeydir. Çok gördü. Yani bazen bir araya geliyorlar, bir kavga çıkıyor, bakıyorsun beraber yan yana bile gelememişler. Ne oldu? Bir şeyden ötürü, basit bir şeyden ötürü ortam gerilmiş, ortam gerilince, kavgaya dönüşünce şehvetten eser kalır mı? Bu bir duygu meselesidir. Cenab-ı Hak da onun içerisindeki duyguların ayarlarını şöyle bir düzenleyiverir ve onu korur. Nasıl bu adam korunmuş dediğimiz bu benzeri durumlarda ya öyle korkunç ortamlarda mücadele etmişler düşmanla, öyle korkunç işkencelere maruz kalmışlar, sebat etmişler. Nasıl diyor isek ben hep cevabı aynı yerde buluyorum. Vaktiyle Cenab-ı Hakk'a bundan ötürü dua etmişler, işkence ise Allah hissettirmemiş. Savaş ortamı ise Allah korkuyu vermemiş. Kalplerine emniyet indirmiş. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اِنِّي مَعَكُمْ demiş. Ben sizinle beraberim demiş. İnmiş onların kalplerine bu esenlik. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَّنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ O esenlik indi mi? Ne hisseder ki kul artık ondan sonra? Neyden korkar ki? O yüzden dediğiniz doğru. Günahın çekiciliği karşısında kulun iradesi zayıf ama akleden bu insan o çekiciliğe girmeden önce veya onunla karşılaşmadan önce Cenab-ı Hakk'a sığınabiliyor. İstiaze nedir? Nasıl bir şeydir? Ve bu ayet bize çok önemli bir şey öğretti. Biz o başarılarımızı, yani başarı değilmiş meğer, o korunabildiğimiz zamanları epey bir zaman günahtan uzak kaldın mı şeytan habire her gün geliyor aynı şeyi söylüyor. İyi gidiyorsun. Yani sıfır. Nereye kadar? Allah demiyor mu işte şöyle böyle günah? Hazreti Peygamber değil mi? Günah işlemeseydiniz başka topluluk getirirdi Allah. Sen millete hep geçeceksin herhalde falan. Böyle iyisin, iyi, çok iyi gidiyorsun vesaire diyor. Sana yeni bir günah, seni yeni bir günah işlemeye olgun bir hale kadar getiriyor. Halbuki bizim ona vereceğimiz cevap, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben şu an işlerim o günahı, Cenab-ı Hak beni koruyor. Dolayısıyla ben bir şeyleri yığmıyorum, eklemiyorum, bir şey biriktirmiyorum. Hiç bu geçen günlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfu, inayeti. Burada hiç benim bir, yani günahtan uzak durabilmek bir sevap değil. Sadece Rabbinin lütfu ve inayeti diye böyle karşılasak ve şeytanı bırakıp sonra Cenab-ı Hakk'a bundan ötürü hamd etsek, teşekkür etsek, Cenab-ı Hak bu sefer o korumasını ziyadeleştirecek ve inayetini ziyadeleştirecek.
hurluluğa bırakmamamız lazım. He? Allah'ın ipini hurluluğa bırakmamamız, bırakmamamız lazım. Kendimize asla güvenmememiz lazım. Ben onu öğrendim ayetten. Bir başka ayet, benzeri ayet. Cenab-ı Hak diyor ki: وَاِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَعْلَمُ بِكُمْ. O sizi en iyi bilendir. وَاِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Hani annelerinizin karnında cinler halindeydiniz. Daha siz kendinizi bilmezken o sizi biliyordu. E bu kadar sizden haberdar olan Cenab-ı Hak ne diyor sonra? فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. Kendinizi temize çıkarmayın. Ben şöyleyim, böyleyim, epey zamandır işte namazımı aksatmam. Şu zamandan beri ben namazımı aksatmam. Şu zamandan beri ben camiyi bırakmam. Şu zamandan beri ben şu kadar hacca gittim. Bunların hepsi gayretullah'a dokunuyor demek ki. Yanlış ifadeler. Rabbim lütfetti, gittik. Rabbim lütfetti, namazımı kılabildim. Onun lütfu ve koruması olmasaydı nerede? Biz bunlara aşina değiliz. Bizde yok böyle cümleler. Bir kimse böyle cümleyi kullansa belki de kınarız onu. Ya ne demek istiyor yani? Ben kılmazdım, şöyle şöyle yapardım, şöyle yanlışları yapardım dese bir insan kendinden ötürü biz kınarız belki onu. İkinci ayette bunu Allah bunları söyledi ama yani sizi bir saniye bile kontrolün dışında bırakmıyor. Yani her saniye kontrol var zaten. Kontrol var ama yani günah, her an her şeyi kontrol ediyor zaten. O anlamda söylemiyorum. Bu söylediğim günahtan muhafaza etme. O aynı zamanda ona gelmiyor. Ya şartları kontrol ediyor Cenab-ı Hak. Diyelim ki günahtaki ortamları da kontrol ediyor. Günahı senin önüne getiriyor. Bak kontrol Allah'ın elinde. Sınav yapıyor her saniye, sınav yapıyor. Her saniye sınav yapıyor ama seni günahtan uzak bir şekilde kontrollü yaşatmasıyla günah ile zaman zaman yüz yüze getirip yine her şey onun kontrolünde. Yani kontrol full zaten onun elinde. Demek ki insanın faktörü var, şöyle faktörü var. İnsan niyet ediyor, günahtan uzak durmayı niyet ediyorsa Allah belki onu tutuyor. Aynen öyle. İçinden geçiyorsa. Yani tevbe dediğimiz bu. Yani insan ilk adımı insan yapması gerekiyor, Allah değil. Ne demek kul Cenab-ı Hakk'a ne yapmak istediğini, nasıl olmak istediğini bir şey yapıyor. Cenab-ı Hak da ona göre اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِنَّا شَاكِرًا وَاِنَّا كَفُورًا. Nankörlüğün de önünü açıyor. Evet. Şükrediciliğin de önünü açıyor. İki, insan ne yöne adım atarsa orayı açıyor Cenab-ı Hak önüne. Bizim bu söylediğimiz tamam. Tövbe etti. Günahtan uzak kalmaya azmetti. Şimdi epey bir zaman sonra günahtan uzak kalmayı başardın hissiyle kendinden bilirse bunu, halbuki o günahtan uzak kalmak istemişti. Allah da onu koruyordu bu dönemde. Ama ben kendim günahtan uzak durabildim diye düşünmeye başladığında Cenab-ı Hak günahın o etkisiyle karşı karşıya getiriyor onu. Bu sefer günahı hemen düşüverir. Halbuki bilmeliydi ki ben sadece günah yapmamak istedim. Cenab-ı Hak da beni o yüzden koruyor. Sadece yapmamak istediğim için, onu kızdırmamak, küstürmemek istediğim için. Bu benim küçücük isteğim. Cenab-ı Hak'tan bana muazzam bir korumaya dönüştü. Böyle bilmesi lazım diyor. Ama bizi şeytanın yanılttığı nokta, sen günaha karşı çatır çatır mücadele ediyorsun. Sen direnç gösteriyorsun. Muazzam adamsın sen. Dediği anda, bunlardan etkilendiğimiz anda Cenab-ı Hak bu sefer diyor ki demek kendinden biliyorsun bu başarıyı. İyi o zaman. Diyor, birazcık gevşetiyor bizi günahla yakın bir ortama. Bir yerlere yaklaştırınca biz hemen tekrardan pat diye düşüveriyoruz içine. Kısaca her şey Allah'ın sınırına kapılır. Ve yaptığımız her işteki muvaffakiyetimizi Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı başarı olarak telakki etmek ve bundan ötürü dönüp Allah'a bir de teşekkür etmek. Yani namaz kıldın demen, cemaate gittin, sabah kalktın. Dönüşte Cenab-ı Hakk'a şöyle semaya yandan yandan bakıp alem uykudayken ya Rabbi bak bu sokağa yalnız başıma ben arşınlıyorum demek yerine bunu şeytan bu hissi veriyor. Böyle hissetmemizi istiyor. Bunun yerine ya Rabbi bu sokakta bir tek bana nasip ettin gelip işte namaza gitmeyi. Bir tek ben dönüyorum. Ne kadar büyük bir lütufta bulundun bana diye. Bundan ötürü Allah'a dönüp hamd etmek. Bu ikisi arasında akla kara kadar fark var Kur'an'a göre. Çünkü belki tutarlı ve kararlı bir nokta değil. Ve doğru da bir nokta değil. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği bir pozisyonda değil. Öteki ise Cenab-ı Hakk'ın istediği ve hakikate uygun. İşin gerçeği de o. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنَّ سِينَا وَخْطَعْنَا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.